Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin hatemin nebiyyin ve imamil murselin. Şimdi inşallah Bedi ilmini okuyalım. Zaten çok kısa bir şey. Burada sadece bilmemiz gereken belli kavramlar var. Karşılaştığımız zaman tanımamız lazım bu kavramları artık. Çünkü icaz vecihlerinden bazıları da bu olabiliyor yani. Hem tefsirlerde hem de belagat veya şiir, edebiyat kitaplarında böyle Bedi'ye dair söz sanatları falan da deniyor bazen bunlara. Aslında sözü güzelleştiren şeyler yani. Evet. Söz sanatları. Bir kısmı şekilsel, bir kısmı manevi. Bakalım bunu da göreceğiz. Evet. Üçüncü ilmimiz ilmul bedi'a. Kâlel musannif hafizahullah huvel ilmus sâlisu min ulumil belâgah. Ve huve fî hakikatihi muhassinun. Yudîfu alâ belâgatil kelâm. Yani yudîfu şey'en alâ belâgatil kelâm. Yani zâid olarak bir şeyler izafe eden. Kelamın belagatını ek bir süs olarak gelen, süsleyen bir şey. Yani bir kelamın beli olması için bedide zikredilen hususları, bedi ilminde zikredilen hususları taşıması gerekmez. Ancak beli olduktan sonra bir kelam bu hususları, bu güzellikleri taşırsa, bu sanatları, bu güzellikleri taşırsa daha güzel olmuş. Güzelliğine güzellik katmış olur aslında. Tamam? Yani hani zaruriyat, haciyat, tahsiniyat diyoruz ya usulü fıkıhta. Ona benziyor. Bu tahsiniyat kabilindendir. Tamam? Bedideki kaideler. Yani rükün değil belagatta. Tamam? Zaittir yani. Rükünler olmazsa olmazdır yani. Meani ve beyan olmazsa olmaz yani. Ancak bedi öyle değil. Belagatı anlamamız için. Beli bir kelam olması için. Beyan da mı olmazsa olmaz? Tabii beyan da olmazsa olmaz. Çünkü vazıh, yeteri vazıhlıkta ifade edemedin. Hakikati söyledin ama manayı ihsal edemedin. Yani şöyle düşünün. Senin nefsinde diyelim sevgiline karşı muazzam bir aşk var. Tamam? Bu aşkı tamamen hakikat kullanarak, kelamda hakikat üslubunu kullanarak ifade ettiğin zaman senin nefsindeki aşkın, sevginin seviyesini o tarafa nakledemiyoruz. Tamam? Ve mecazı bilmen ve böyle bir yerde mecazı kullanman lazım. İstihare yapman lazım. Mübalağalar yapman lazım. Falan filan. Tamam. Teşbihler belki yapman lazım. Tabii teşbih hakikaten ama. Mecazlar yapman lazım yani. Olmuyor yani. Gitmiyor. Çünkü manalar derece derece nefiste yani. Veya kin nefreti. Normal hakikat diyor. Seni nefret ediyorum senden. Yani böyle demek var. Bir de o nefret. Bu normal bir nefret yani. Ama öyle bir nefret ediyorsun ki yani. Mesela evlat olsan sevilmezsin diyorsun mesela. Mesela yani bunu demek ayrı bir şey yani. Senden nefret ediyorum demek var. Yetmiyor ki yani. Benim nefsindeki anlamı ifade edemedi bakın. Yani ifade edemedi hakikaten o seviyeyi. Ama diyorsun ki evlat olsan sevilmezsin yani diyorsun yani. Bu ayrı bir kullanım oldu. Tamam. Mecaz yapmış oldum falan. Ama bu söz sanatları biraz da güzelleştiriyor yani. Güzelliğe güzellik katıyor. Belagata güzellik katıyor. Ama nefsu belagatil kelami fetetehakkaku bi'ilmeyil me'ani vel beyan. Fehuve eyil bedi'u yani el kelamul bedi' el ilmul bedi' pardon. Fehuve eyil ilmul bedi' ye'ti mukemmilen la muessisen. Lakin ceratil adetu bit ta'biri anil ulumil thelâfeti bi'ulumil belaga. Yani tasnif edildikten beri bu ilimler bu üç ilmi beraber belagat ilmi olarak sayıyorlar. Her ne kadar üçüncü ilim rükün değilse bile, tamam? Metin yuksadu bihi tahsinul kelam. Şimdi bediden kasıt nedir bu ilimden kasıt? Bu ilmi neden öğreniyoruz? Kelamı, sözü daha güzel kılmak için. Daha fazla güzelleştirmek için. Fehuve ilmun tu'rafu bihi vucuhu tahsinil kelami ba'de riayetil mutabakati ve vuduhud delale. Tamam? Ve vuduhud delale. Vuduhud delale. Bakın ilmun tu'rafu bihi vucuhu tahsinil kelami ba'de riayetil mutabakati ve vuduhud delale. Demek ki mutabık, muktezai hale mutabakata riayet etmek yani meani ilminin gereklerini yerine getirmeden ve de delaletin vazıhlığı için yeterli üslupları nasıl kullanacağını bilmeden yani beyan ilminin kaidelerini, beyan ilmini tahkik etmeden sözleri sadece güzelleştirmek bir işe yaramıyor yani. Hatta böyle yani eğreti duruyor, tamam? O söz sanatları yani. Mana anlaşılmamış, vazıh değil, kapalı. Takidi manevi var falan hatırlıyorsunuz. Onu beyanla çözüyorduk ya. Hakikat yetmiyor o şeyi çözmekte bazen. Takidi manevi var. Veya mecazda bazen anlaşılmıyor. Hakikat gerekiyor bazı yerlerde falan. Kinaye gerekiyor.
Ne oluyor? Yani eğreti duruyor, kötü duruyor yani. Hani efendim bir domuza falan böyle bir şey takmak, gerdanlık takmak diye bir örnek verilir yani, domuza gerdanlık takmak. Bir böyle domuz hani insan değil o yani mesela. Hani güzel değil o daha başta. Ona bir gerdanlık takarak o domuzu güzelleştiremezsiniz yani falan. Kötü de kalır yani, o gerdanlığa hakaret etmiş olursunuz. Kötü olur, kötü bir sahne olur. Domuz domuz olarak kalsa daha iyi görünecek yani. Tamam mı? Gerdanlığı olmayan domuz olarak dursan, domuz biraz çirkin bir hayvandır ya. Efendim, bize göre tabii çirkin bir hayvan. Bazı kültürler domuzu güzel bir hayvan, sevimli, şirin bir hayvan olarak görüyorlar. Demek ki güzellik nedir? Göreceğiz yani. Tahsin takvimi var mı falan diyormuşum burada, tabii yola çıkmıyor. Efendim. Velhasıl yani bunlara riayet edildikten sonra, yani meani ve beyandaki kaidelere riayet edildikten sonra sözün güzelleştirilmesinin vecihlerini bilmeye yarayan ilim bedi ilmidir. Feriadetul mutabakati tudraku bi ilmil meani ve vuduhu delaleti yudraku bi ilmil beyan thumma yetehassenul kelamu bi ilmil bedi'. İmma ma'nen, yani tahsinul kelam, sözü güzelleştirmek, güzel kılmak ne açıdan olabilir? Mana açısından bazı güzellikler katabiliriz söze. Bazı özel manaları seçerek yani. Kel mutabakati. Mutabaka yani tıbak da deniyor, tamam mı? At-tıbak zaten aynı mastarı biliyorsunuz. Fa'ale yufa'ilunun mastarı. Mutabaka veya tıbak da deniyor ıstılah olarak. Tıbak, tıbak. Vel muşakele. Vel tevriye. Vel cema'. Dört tane zikretti. Ev lafzan. Kel cinasi. Ve seci'i. Vel muvazeneti. Üç tane de lafzi güzellik söyledi. Yani üç tane manevi güzellik. 3 tane 4 tane manevi güzellik, 3 tane de lafzi. Şimdi bunların her birini tek tek göreceğiz şartta. Tahsinul kelami imma an yakuna bil ma'na au yakuna bil lafz. Ve li kullin min en-nau'ayn suwarun adidatun. Fe min suwari tahsinil kelami bil ma'na el mutabaka ve hiye cem'u beyne el mutakabilayn. İki karşıt görünen, iki mukabil şeyi bir araya getirmek. Zıt olabilir, çelişkili şeyler olabilir, tamam? Farklı iki tane mana olur ama aralarında bir karşıtlık hissedilen anlam olur, tamam? Aralarında zıtlık veya tenakuzluk görünen iki lafzı aynı cümlede kullanmak yani. Yani ikisini bir arada aynı mahmule yüklemeyi demiyoruz, tamam? Yani iki farklı mevzu olabilir, iki farklı şey olabilir ama ikisini kullanmak bir kelamda bir karşıtlığın getirdiği bir anlamın tamamlanması güzelliği var, tamam? Taba uyumluluk değil demek değil mi? Tamam, karşısına bunu koyuyor. Tabaka na'lun na'la. Karşılık anlamı da var ya biraz bu tabakanın. Uyumluluk ama yani karşısında geçiyor, duruyor. Tabaka na'lun na'la. İki tane efendim şeyi bir araya getiriyorsunuz. Mesela takunya'yı düşünün. Terliği falan. Yani ayakkabıyı tam karşı karşıya getiriyorsunuz. Evet. Karşılıklılık, evet. Mutabaka. Evet. Biraz lugavi anlamını almış daha fazla. Evet. Karşılık değil, karşılık. Karşılık olması, karşıtlık, karşılıklılık, evet, karşılık olması. Ke kavli teala ve tahsebuhum eyqazan ve hum ruqud. Yani çelişkili bir anlam ifade ediliyor demek değil ve iki zıt anlamı aynı anda doğrudur demek istemiyor bir tek şey için. Hayır, iki farklı zat var, iki farklı mevsuf var, tamam? Ve tahsebuhum eyqazan, sen onları uyanık zannedersin ve hum ruqud. Halbuki onlar uyuyorlardır. Yani yaqaza ve ruqud. Eyqazan ruqud. Karşıt iki anlamlar. Yani tamamlanıyor yani. Hani sen böyle dedin, tam böyle değil, tam tersi. Halbuki onlar böyle falan. Yani anlam daha vazı hale de geliyor zaten bir açıdan, değil mi? وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاذًا وَهُمْ رُقُودٍ. Eyqaz ve rukud. İki zıt kelimeyi bir cümlede kullandın veya bir kelamda kullanmış oldun. وَاللّٰهُ يُحْيِي وَيُمِيتٍ. Bakın çok basit bize görünen, çok karşılaştığımız bir ayet-i kerimede bile bir bedi var aslında, değil mi? وَاللّٰهُ يُحْيِي وَيُمِيتٍ. لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ. Değil mi? Çalıştığı da, kesbettiği de, ikisi de lehine. Yani kesbettiği de, kazandığı da onun lehine ve aleyhine. لَهَا عَلَيْهَا. Lehine aleyhine. Değil mi? Ne güzel oluyor aslında. Sözde kullanılıyor. Yani mesela hatipler, siyasetçiler bunları çok kullanırlar. Bir anlamı söyler, onun zıttının olmadığını da söyler. Ve zıt cümleyi de söyler yani mesela. Yani biz gaflette değiliz, son derece uyanığız falan. Yani tehdit ediyor ve zıttını söylüyor falan, tamam?
Evet. Yenilmedik, kazandık mesela diyor. Bunun gibi yani düşünün. Yani bir tanesini dese anlaşılır belki yani. Ya biz kazandık, onlar yenildiler. Yani biz kazandık, onlar yenildiği zaten anlaşılıyor aslında. Birisine tehdit olmuş oluyor ve iki tane zıt kelimeyi aynı şeyde kullanmanın getirdiği güzel bir anlam var hakikaten yani. Vel müşakeletu, müşakele ikinci manevi muhassin. Ve hiye en tezkura şey'e bilafzi gayrihi likevnihi vaki'an fi suhbetihi. Bu çok önemli arkadaşlar. Şu müşakere en zor anlaşılan belki, müşakere ve tevriye. Bu zor, bunun anlaşılması ve önemli bayağı. Bunun yani ayeti kelimenin anlamını tespit etmek ve lafzın anlamını, hakiki kastedilen anlamını tespit açısından bile çok önemli bir yeri var şu müşakerenin. Yani bu bir açıdan sanki şeye de giriyor. Nahi ve meaniye falan da giriyor yani. Var müşakere, müşakere. Şimdi nedir müşakere? وَيَا اَنْ تَذْكُرَ الشَّيْءَ بِلَظِّ غَيْرِهِ لِكَوْنِهِ وَاقِعًا فِي صُحْبَتِهِ. Bir şeyi zikretmek istiyorsun ama başka bir lafzı kullanıyorsun. Çünkü az önce o, yani aynı beraber o başka, ona yakın bir manada bir lafız kullanılmış. وَهَذَا مِنْ بَبِ الْمَجَازِ الْمُرْسَلِ كَمَا هُوَ وَاضِحِ. Bakın diyor. Yani bir manayı ifade etmek için bir lafız seçiyorsun ama o lafız doğrudan o kastettiğin mana değil. O lafız o manayla beraber çok olabilecek bir mananın lafzı. Tamam? Yani mecazi mürsel yapıyorsun. Bir lafız için başka bir manayı ödünç alıyorsun, kullanıyorsun. Başka bir mananın lafzını. Ama bu asıl kastettiğin mana ile diğer lafzını aldığın mana arasında bir beraberlik var. Hep beraber gerçekleşiyorlar bu manalar Nefsül Emir'de, tamam? Yani bu mana tahakkuk ettiği zaman hep bu mana da tahakkuk ettiği için bu ikinci mananın lafzını doğrudan kullanmıyorsun. Birinci mananın lafzını onun yerine kullanıyorsun. Bakalım bu da mecazi mürsel olmuş gibi oluyor. Hangi alaka olmuş oluyor beraberlik? Mücaveret. Mücaveret alakası. Yani mecazi mürsel olursa eğer bu durum müşakelet, aslında beyana da girmiş oluyor bir açıdan ama bedide de işliyoruz bunu. Bi alakatil mücavara. Tamam. Bi alakatil mücavara olabilir. Allahu alem. Kema huve vadihun. Bakalım. Ke kavli teala ve mekeru ve mekerallah. Vallahu hayrul makirin. Şimdi mekeru'yu anlıyoruz. Hakiki anlam. Bir tuzak kurdular bu insanlar, değil mi? Diyelim kafirler Peygamber aleyhisselama veya peygamberlere bir tuzak kurdular, değil mi? Mesela Salih aleyhisselama da, değil mi? Tuzak kuruyorlar. Bir suikast düzenlemeye çalışıyorlar mesela Semud kavmi, değil mi? Bir tuzak kuruyorlar, bir plan kuruyorlar. Hakiki bir anlam. Ve mekeru. Burayı anladık. Ama ikinci lafız ve mekerallah. Allah da bir tuzak kurdu. Yani tuzaklıkta, mekirde, dilde olumsuz bir anlam var ya. Yani kötülük yapan bir insanın, bir insana zulmeden bir insanın yapacağı bir şey ya. Bir kelime ya, tuzak kurma. Evet. İşte burada tuzak ama bakın, mekir, tuzak ve olumsuz anlamı var. Yani sanki zulüm siyakında, yani zulmeden adam bunu kurar, bu tuzağı kurar. Ama Allah için zul düşünmemiz imkansız. Olumsuz anlamı düşünemeyiz Allah Teala için, tamam? O halde doğrudan buradaki ve meker, Allah'taki mekereyi ve mekeru'daki meker gibi aynı anlamda alamayız. Tamam? O halde başka bir anlamı kastediyoruz. Hangi anlamı kastediyoruz? Allah Teala'nın da onların tuzaklarını bertaraf edecek bir plan kurmasını, yani zulmü, kötülüğü engelleyecek bir plan kurması kastediliyor burada, tamam? Plan kurması yani bir planı yürütmesi yani, tamam? Yoksa takdiri zaten biliyor yani, böyle haşa yani onun bir tedbiri, tasarrufu, kudreti yani düşünmeye bağlı değil veya plan kurmaya bağlı değil, tamam? Yani biraz mecazen biz de kullanıyoruz bu plan kurma olayını anlaşılması için, tamam? Yani onlara plan düşünme, düşünce sürecini falan gösterir yani peyderpey bilmek gibi batıl bir anlamı çağrıştırıyor ama Allah Teala hakkında haşa bunlar doğru değil. Ama biz burada bu anlamı doğrudan böyle ifade etmedik. Mekir gibi olumsuz bir anlam çağrıştıran bir şeyle ifade ettik. Peki neden bu kelimeyi seçtik? Onlar çünkü mekir yaptılar, ona mukabil olarak yani müşakele, ona benziyor, onunla aynı zamanda oluyor ya, onlarınkine benziyor, o da plan, o da plan. Ama bu bir kötülük için plan, bu kötülüğü engellemek için bir plan, tamam? Bir tuzak yani. Kötülüğü engellemek için bir plan.
ve mekerallah. Allah'ın kurduğu plan. Efendim, kötülüğü engellemek için yapılan bir plan ve mekir lafzını kullandık. Müşakele olsun diye, tamam? Haşa, burada yani Allah Teala'nın mekir diye bir sıfatı var falan denmez yani, işte o yüzden, tamam? Yani bir mücessime falan kalkıp yani ben Allah için mekir sıfatını iddia ediyorum falan. Yani kolay kolay demezler de yani gene hani çok gulattan biri çıkıp diyebilir yani bunu. Hani Nas'ta geçiyor, benim için bu sıfat vardır falan. Ya burada Arap dili üslubu üzerine gelmiş, müşakere üzerine. Bunun tabi Arap dilinde çok örnekleri var. Bunu çok müfessirler söylüyorlar. Birçok ayet-i kerime var bunun gibi, müşakerenin olduğu. Çok önemli bir konu bu. Vallahu hayrul makirin yani. Bakın burada bile biraz var. Müşakereye devam ediyor. Allah Teala haşa mekri yapmıyor ama onlar mekri yapanların en hayırlısıdır mı? Zahiri anlamı alsak olmaz işte. Yani artık o mekri olumsuz anlamdan biraz tecrit edeceğiz. Peki neden yani bu mekir kullanıldı? Çünkü müşakere olsun diye. Lafız buna hani eğer mekir ise alın size mekir gibi. Yani hani gibi. Tamam. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, la ilahe illallah, Seyyidina Muhammedun Mustafa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hakk'a Allah'ın Rabbena Rabbena. Şey var mı mesela, ayet-i kerime hatırlamıyorum lafızlarını da. Yani müşrikler size karşı haddlerini aşıp size zulmederlerse siz de haddi aşın. Ama onlar kadar, onların aştığı kadar haddi aşın. Taadda falan geçiyor. Yani Allah Teala Müslümanlardan gerçek manada fıkha şeriata kendi emirlerine uygun olmayacak, haddi aşacak şekilde bir şeyi emretmiyor. Ama kafirler zulmedip diyelim ahitlerini bozup haddi aştıkları zaman Müslümanlara karşı siz de onlar kadar haddi aşın yani. Siz de onlara saldırın. Onlar gibi haddi aşın deniyor. Yani evet. Bi misli ma'tedev aleykum değil mi? Evet. Bi misli ma'tedev aleykum. Yani o kadar haddi aşın. Yani haddi aşmak caiz de siz de haddi aşabilirsiniz şu kadar falan. Hayır, aslında orada haddi aşmak değil. Allah'ın emrini tatbik ediyorlar. Haddi aşmıyorlar taadda. Ancak onların yaptıklarına benzediği için yani. Fiil zahiri. Yoksa nefs üremede yanlış değil onu yapmak. Yani haddi aşmak değil, mekir değil bu aslında. Mekir kötülük için oluyor yani biraz, tamam? Çok örneği var bunun yani Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi bunu nasıl anlarız? Yani Kur'an-ı Kerim'in bu üslubu hakikaten bu şekilde Arap dili üslubuna uygun olarak nazil olduğunu, mekirden olumsuz anlamı anlamamamız gerektiğini, sıf Allah olduğu için değil, zaten Arap dilinde bu böyle kullanıldığı için anlamamız gerektiğini şöyle bilebiliriz. Arap dilinde bir Arap mesela, bir şair, bir Arap, Arapların arasında onlara hitap ederken cehalette bulunmak, zulmetmeyi övebilir mi kendisini zulmetmekle? Veya cehalette bulunmakla, cahilce davranmakla, yani sorumsuzca, cahilce, zalimce davranmak gibi bir vasıfla kendini övebilir mi? Övemez değil mi? Yani biliyoruz karine-i halden. Böyle bir şey tasavvur edilemez yani bir şairin. Tam tersi adil olduğunu, kimse hakkını yemediğini, zulmü engellediğini hatta falan yani. Bununla över kendisini. Bakın şiirde ne diyor mesela Antere? Pardon, Antere değil. Amr ibn-i Külsüm de herhalde, evet. Muallaka şairlerinden. Diyor ki, Ela la yechelen ahadun aleyna. Dikkat edin, hey. Kimse bize cahilce bir harekette bulunmaya kalkışmasın. Ela la yechelen ahadun aleyna. La yechelen ahadun aleyna. Tekit var orada. Kimse bize bir cahillikte bulunmaya kalkışmasın. Yani bize yanlış yapmasın kimse. Böyle cesaret etmesin kimse. Bizden böyle bizi şey görüp falan cahil. Peki yaparlarsa ne yaparız? Yani farazı biri bize böyle bir cahillik yapmaya çalışırsa. Fene cehele fevka cehlil cahilina. Bak. Ela la yechelen ahadun aleyna fene cehele ela la yechelen nefiden sonra fa gelirse en şeyi vacip naiften hatırlayın. Fenechhele fevka cehlil cahilina. Yani cehalette bulunan ne demek olduğunu ona öğretiriz diyor yani. Yani. Kimse bize cahillik yapmaya kalkmasın, bir cahillikte bulunmaya kalkmasın. Biz ona herhangi bir cahilin yapabileceği cahilliğin çok üstünde bir cahillikle karşılık veririz yani. Bir cehalette bulunur. Lazım özüme girip gelme var. İlk
cehir kelimelerini kullanınca oradan bir manaya gidiyor. Tamam. Daha sonra manayı yan tarafa geçiriyor. Bir daha geri indiriyor lafzı. O mana dediğin yani. Ama burada cahiliye içinde cehaletli bilgisizlik diye anlamıyoruz. Onu kesin bilin. Başka bir manaya gidiyor. Ama başka bir manaya gitmiyor. Zordan zaten cahiliye şairi yani cehil anlayınca bilgisizlik anlamıyor. Yani cehlin ilmin mukabili değil yani cahiliyede. Cehil hilmin mukabili. Hilmin. Yani başkasına bir kötülükte bulunmamak, başkasına karşı anlayışlı şu bu olmak, yani bir şeyi büyütüp zulmetmemek falan. Hilmin mukabili cehil kelimesi. Tamam. Yani bugün bile bizim Kürtçe'de mesela gence cahil denir. Direkt. Genç demek, yani genç vasfını anlatmak için cahil denir. Yani. Halbuki çok mesela zeki, bilgili, akıllı bir insan ama cahil diyor. Neden? 17 yaşında bir genç. Cahil diyor. Yani olgun değil, bir şey bilmiyor falan. Olgun değil yani. Tamam. Yani çılgınlık yapabilir demektir. Tamam. Gence cahil deniyor mesela. Direkt Kürtçe'de. Direkt o cahildeki anlamında gence cahil diyorlar yani. Genç demek cahil demek yani. Efendim. Fenechele fevka cehlil cahilina. Yani direkt aslında lafızın kendisinde zaten o olgunsuzluk yani anlamı var. Yani bir cehalette bulunmak yani bilme saçma sapan bir iş yapmak yani. Tamam? Çılgınca bir iş yapmak, bir zulüm iş demek mesela. Cehl. Fevka cehlil cahilina. Yani burada yani kendisini bir cehalette bulunacağını aslında söylemiyor. Yani sen bana cehalet yaparsan ben onun misliyle sana veya daha fazlasıyla mukabele ederim. Ve bunu cehalet olmakla vasıflıyor. Ve yaptığı şeyi de övüyor. Yani sen bana bu yanlışı yaparsan ben sana onun daha büyük bir yanlışı yaparım. Hani diyor. Ve bunu da cehaletle vasıflıyor. Ama aslında yaptığı şey kendisi için meşru ve övülen bir şey olarak görüyor. Gerçekte bunu cehalet olarak görmesi mümkün değil. Yani tamam. Şimdi anlıyor muyuz şeyi yani? Nasıl bir üslup olduğunu yani. Başka bir örnek verelim. Antere'den bir örnek verelim. Mananın nazirini bak. Bakın hem manaya müşakereyi de olabilir. Allah öyle burada da müşakere ben hissediyorum. Yani hem de mana olarak tamamen bu mana var. Yani bizi birbirine anlayacak. Biz onun bir daha fazlasını yaparız veya benzerini yaparız. Ve onu da nasıl vasıflıyor? Tabi ableye hitaben bunu konuşuyor ama ableye, sevgilisi ableye karşısında kendisini, kendi vasıflarını anlatıyor. Muallakasında. Antere diyor ki esni aleyye bima alimti fe inneni esni aleyye bima alimti fe inneni benim hakkımda bildiğin şeyleri nazar itibar ederek beni bir öv yani diyor bir beni bil kadrimi kıymetimi bil yani biliyorsun sen benim kim olduğumu falan fe inneni sana bilmiyorsan sana daha da öğreteyim fe inneni semhun muhalakati iza lem uzlami zulme uğramadığım zaman, kimse bana zulmetmediği zaman ben insanlarla çok güzel geçinirim. Hoşgörülü bir insanımdır. Semhul muhalakati. Yani muhalaka yani geçinmek, teamülde bulunmak yani. Benimle çok hoşgörülü bir şekilde geçinirim ben insanlarla. Yani zulmedilmediğim zaman, kimse bana zulmetmediği zaman ben gayet hoşgörülü bir şekilde insanlarla geçinirim, yaşarım. Ama فَاِذَا ظُلِمْتُ ikinci beyin فَاِذَا ظُلِمْتُ ama zulmedilirsem de biri bana zulmederse فَاِنَّ ظُلْمِيَ بَاسِلٌ zulmüm acıdır. Hoşa gitmez insanların. Kerihtir. فَاِنَّ ظُلْمِيَ بَاسِلٌ bakın biri bana zulmederse benim zulmüm diyor bakın. Ben de zulmederim diyor yani. Yaptığı fiile bir ona zulmederse ona karşılık verecek kendini korumak için. Ve karşılık vererek kendisini korumak için yaptığı şeye zulüm diyor bakın. Feinne zulmiye diyor. Mukabele olarak, müşakere olarak söylüyor bunu tamam. Yaptığı şeye zulüm diyor. Feinne zulmiye basilun. Kerihtir yani. Tiksinilir yani benim zulmümden. Murrun mezaqatuhu. Tadı acıdır. Murrun mezaqatuhu keta'mil alqami. Alqami bir bitki aradı. Çok acı. Tadı çok acı olan bir bitki gibi bir şey yani. Bir meyve. Yani alkan meyvesinin tadı gibi benim zulmümün tadı çok acıdır yani. Nefret edersiniz yani benim zulmümden. Siz olun bana zulmetmeye kalkışmayın. Yani bana bir cahillik yapmayın diyor Antara. Yani kendi fiilini feinne zulmiye dedi yani. Feinne zulmiye basilun. Murrun mezaqatuhu keta'mil alkami. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de de bu müşakere üslubu ile geliyor. Bu üslubu bilmeyen bir insan haşa Allah denemekir diye bir sıfatı var falan demesin yani böyle bir şey.
veya da Allah Teala için bu olumsuz şeyleri de yapmak falan caizdir falan bu şekilde. Yani kötülük olarak, şey olarak kötülük, yani sıfatlara bir zati bir sıfat olarak yani bir kötülük falan tarzında, neyse artık o anladığı falan. Tamam. Yani kelami tartışmalara konu olabilecek şeyler bunlar. Veya da fıkhi tartışmalara, o taaddi falan. Tamam. Müşakere sıfat şeyine göre değişecek. Evet. Bunu yanılmıyorsam Amr İbni Kulsum söylüyordu. Amr İbni Kulsum. Evet, Amr. Amr İbni Kulsum. Şimdi diyor ki bu ayet-i kerimeden sonra وَمَكَرُوا مَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ فَذِكْرُ مَكْرِ اللّٰهِ جَاءَ مُشَاكَلَةً لِصَنِيعِ الْمَاكِرِينَ وَلَيْسَ هُوَ مِنَ اللّٰهِ اِبْتِدَاءً. Dikkat edin, zaten başta diyerek Allahu yemkuru bin nas falan böyle bir şey demedi yani, değil mi? Ve tevriye. Üçüncüsü. Tevriye. Vara yuvari, vara yuvari, vara tevriye. Ne demek? Bir şey gizlemek demek. Hatırlıyorsunuz değil mi? Kabil Habil kıssasında. Kabil ne yapıyordu? İşte guraben yuvari sev'ete ahi falan. Yuvari sev'ete. Yuvari sev'et. Yuvari yani gizliyor, gömüyor falan ya toprağa, turap. Orada vara kökü geçiyor, tevriye. Ben kardeşimin şeyini nasıl gömemedim yani, nasıl gizleyeceğimi bilemedim falan diyor. Bilmiyor ne yapacağını ya cesedi yani. Ve tevriye, gizlemek yani demek. Ve hiye en tezkura lafzan lehu ma'nen qaribun ve ma'nen ba'idun. Bir lafız zikrediyorsun, bu lafzın iki anlamı var. Biri siyakta ilk akla gelen anlam, yani o siyaka göre ilk bir anlam, yakın bir anlam his, yani o akla gelecek. Ama başka bir anlamı da var, sen ve o uzak anlamı kastediyorsun. وَمَعْنَا بَعِيدُ وَتُرِيدُ الْمَعْنَا الْبَعِيدُ. Yani seni şaşırtıyor. Yani öncesinde kelamı sevk ettiği anlamda o yakın anlam anlaşılacak, o kelime ilk zikrettiğinde zihnin bir anda o yakın anlama gidiyor, sonra diğer uzak anlama gidiyor. Ve sonra uzak anlamın kastedildiğini anlıyorsun. Ve güzel bir hoşluk oluyor nefiste, tamam? Bir dolaylama oluyor nefiste, tamam? Söz oyunları, kelime oyunları burada yapılıyor arkadaşlar. Bu tevriye kelime oyunları demek. Siyasetçiler yapar, şairler yapar ve şiirler ve kelime oyunları oluyor. Bir kelime söyledi, ilk anlaşılan anlamı değil, başka bir anlamı kasteder yani. Veya bir aynı anda iki anlam falan kasteder. Diğeri daha baskındır falan. Kelime oyunları aslında. Örnek bakalım. Belki ayet-i kerimede çok anlaşılmayacak bu verdiği örnek. Başka bir örnek ben getirmeye çalıştım. كَقَوْلِهِ تَعَلَى وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِاَيْدٍ وَاِنَّا لَمُوسِعُونَ فَالْمَعْنَا الْقَرِبُ لِلْاَيْدِ هُوَ الْآلَةُ الْجَارِحَةُ. Tamam. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِاَيْدٍ وَالْمَعْنَا الْبَعِيدُ هُوَ الْقُدْرَةُ وَهُوَ الْمُرَادُ لِاسْتِحَالَةِ الْمَعْنَا الْاَوَّلِ عَلَى اللّٰهِ سُبْحَانَهُ جَلَّ وَعَلَى وَتَقَدَّسَ. Ama işte bu tevriye kelime oyunu olayı anlaşılmıyor. Tevriyede biraz kelime oyunu olayı var. Anlaşılmıyor, evet. Yani burada bir mecaz var gibi diyerek anlıyorsun. Hani özel bir şey yok da hani o özel bir mecaz türü bir manalarda böyle manası geçişte bir hoşluk olan bir mecaz türü değil de bir mecaz yani var. Yani ben bilmiyorum bunun tevriye nasıl olabileceğini de şey olamadım ben açıkçası. Örneği başka kitapta belki geçiyordur bilmiyorum yani örneği yaralamak istemiyorum ama en azından tevakkuf ediyorum bu örneğin nasıl tevriyeye şey aldığını çıkaramadım. Yani hissettiğim tevriyeden hissettiğiniz mana. Belagatul Vada'da tevriyeyi anlatırken bayağı bir şiir getiriyor hep. 4-5 tane şiir getiriyor. Bir tane böyle en yakın hissettiğim kelime oyununa da benzeyen, daha rahat anlaşılabilecek bir tanesini ben seçtim size. 2 beyitlik bir şey. Yazayım ben tahtaya bunu. 2 beyitlik bir tane şiirimiz var. Oradan biraz böyle daha rahat anlaşılır. Bu kelime oyunu nasıl olabilir yani? Karip, bayit manalar falan. Siz de yazın bunu. Tevriye için. Yolda diyor ya icat ederken. Ne diyor? Evet doğru tevriyene. Evet hu hadin yehdini. Aynen öyle, harika. Güzel tevriye, çok güzel. Aynen öyle. Hadin yehdina yani rehber anlaşılır kelime anlamı ama onu kastetmiyor. İmani Allah Teala'nın bizi doğru yola iletmesini kastediyor. Harika bir tevriyenin çok güzel örneği. Doğru aslında örneği de yazabiliriz. Şu beyti yazalım. Ebiyatü şiirike beyt Nasiriddin el-Hammami isminde bir şairin diyor ki ebiyatü şiirike ebiyatü şiirike kel kusuri kel kusuri ve la kusura
biha ya'uk. Yok baba, dövüşerek ayrılır. İnan Allah'a bak. Ve la kusura biha ya'uk. Ve minel acayibi. Evet, devamı ikinci beyt. Ve minel acayibi lafzuha. Biraz kısa bir vezin. Hurrun. Ve minel acayibi lafzuha. Birinci şatır, ikinci beytin birinci şatırı. İkinci şatırı. Hurrun. Ve ma'na ha rakik. أبيات شعرك كالقصور ولا قصور بها يعوق ومن العجائب لفظها حر ومعناها رقيق. Yani bu şair başka birinin şiirini övüyor. Diyor ki şiirinin beyitleri kel kusur, saraylar gibi. ولا قصور بها يعوق. Yani onu engelleyen, onun arasına girecek o onu engelleyecek bir kusuru yok falan gibisinden. Tamam. Ve la kusura biha ya'uk. Ve başka saraylar ona engelleyen. Belki burada da bir tevriye vardı. Onu tam çıkaramadım ama. Kusura. Şu kusurda da bir tevriye olabilir ama bilmiyorum. Yani demiyordu en azından Beratur Adad. Ve la kusura. Yani kusur dedi. Burada kasrın çoğulu olarak kusur dedi. Burada kasara, kasara veya kasaradaki kusur yani kusur göstermek. Tamam. Bu birinci kusur kel kusur. Yani saraylar gibi, kasır. Ama buradaki kusur sanki şey saraylar değil de kusur anlamındaki. Taksirat göstermek yani bir kusur. Ve la kusura biha ya'uk. Bir ayıp yani. Aqa ya'uku bir şeyi engellemek demek. A'iq engelli demek ya. Gibi yani evet. Biha ya'uk. Ve la kusura biha ya'uk. Onun güzelliğini engelleyen bir kusuru yok gibi sanki. Yani ya'uku cemalaha falan. Biraz öyle anlıyorum ben. Yani ve la kusura biha. Onda hiçbir kusur yok. Hani bence burada da bir tevriye var sanki. Ve la kusura. Yani tevriye değil de. Yani ve la kusura deyince aklımız kasırlara, saraylara gitti. Burada onun gibi bir kelime kullandı ama kusuru kastetti. Hadi burada yok. Çünkü saraylar anlamını çıkartmak zor burada yani. Yani bu siyaka uydurmak. Ve la kusura biha zor. Ya'uk. İkinci beyte bakalım tevriye nasıl geleceği yer. Ve minel acaibi lafzuha. وَمِنَ الْعَجَائِبِ bir şeyle başlıyor. Çok gariptir ki, bu şiir hakkında bir şeyler söyleyecek. لَفْظُهَا حُرٌ Yani لَفْظُهَا حُرٌ ne demek? Lafzı özgürdür. Kelimeleri çok özgür, çok serbest. Yani lafızlar istediği gibi oynatabiliyor şiirinde. Bunu demek istiyor, tamam? İstediği gibi lafızları oynatabiliyor. İstediği lafızları seçebiliyor. Lafızların bir sınırlaması yok adamda. Lafzuha hurrun ve ma'naha rakik. Lafzı özgür, anlamı rakik, köle. Hur, mukabili nedir? Rakik, köle. İlkin bu rakik kelimesinden ne anlaşılıyor ilkin okuyunca işte? Hurrun deyince akla hemen rakik gelir. Hur özgür demek değil mi? Hurun karşısında abd veya rakik gelir, köle gelir. Rakik köle demek. Hurun deyince köle geliyor anlamı. El ma'nel garip köle. Bence köle de kastediliyor burada. Ama asıl kasıt köle değil sanki. Yani rakik diyor köle geliyor aklı ama köleyi değil latifi demek istiyor. Tamam. Rakka yani bir şeyin ince olmaz. Manası da çok ince. Ama rakiki hurun mukabili olarak ilk zikirce aklımız yakın anlam olan köleye gitti. Yani lafzı özgürse manası da köledir falan gibi ama değil. Yani rakik dedi zihnimiz yakın anlamlara köleye gitti ama latifi kastediyor. Bir kelime oyunu. Hatta bence rakik bile olur yani. Manası köle. Yani mana onun yanında esir. Mana çıkıp dışarı çıkamaz yani. Onu istediği gibi kontrol ediyor. Onun efendisi yani. İnce zaten onu anlıyoruz. Kölelik anlamı veriyorum. Yok incelik anlamı ve kölelik anlamı ayrı tefsirler. İmanası ince yani çok ince anlamları, ince hikmetleri özgür istediği gibi lafızlarla ifade edebiliyor diyor. Tamam mı? Şair hakkında. Rakik'ten latifi kastetti ama biraz uzak bir mana bu siyakta bu şekilde. Tamam?
Ama köle anlamı da olsa gene de istediği güzel bir mana oluyor yani. Yani köle sen onun efendisisin. Manalar senin için köleler yani. İstediğin yere sevk edebilirsin. İstediğin gibi tasarrufta bulunabilirsin falan gibisin. Ve manaha rakik. Yani hem bence hem latifi hem de rakik anlamının ikisini kastetti burada yani. Ben şahsen şairin ikisini de kastettiğini düşünüyorum. Tevriye nerede oldu? Rakik lafzında oldu. Manen garip köle idi, abd idi. Abd'ı kastetmedi. Manen beydi kastetti, latifi kastetti. Manaları çok ince yani şiir. Tamam. Böyle tevriyeyi de bitirmiş olduk arkadaşlar. Yani dediğim gibi bunlar biz şimdi satır başlarını işliyoruz Bedi'de de yani. İnşallah daha ayrıntılar veya başka Bedi'deki kaideleri veya da kavramları zaten biraz üst düzey kitaplarda daha fazla ayrıntı da var. Devam edelim. Cem. Evet. Dördüncü manevi muhassinimiz cem'u. Vel cem'u huve en tecme'a beyne mutaaddidin fi hukmin vahidin ke kavli teala el malu vel banuna zinetul hayati dunya. Fe cum'a beyne mutagayirayn ve huma el malu vel banun fi hukmin vahidin ve huve kavluhuma zinetul hayati dunya. Birden çok farklı şeyi aynı hüküm altında toplamak da mana olarak efendim latif bir şey hakikaten yani. Yani o hepsinin arasındaki ortak hükmü bulabilmek yani. Ortaklığı göstermek de latif bir mana. El-mâlu vel-benûne zînetul hayâti d-dûnyâ. Ve-t-tefriqu huve iqa'u t-tebâyyuni beyne emreyni min nev'in vâhidin fil-medhi ev gayrihi. Normalde aynı hükmün geçer. Bu da tam tersi, cem'in tersi gibi. Yani aynı şeye aynı hükmü uygulaman gerekiyor ama aynı şeyi ikiye ayırıp çok farklı ince bir şeyde iki farklı hüküm veriyorsun. Min nev'in vahidin fil medhi ev gayrihi. Ke kavli teala ve huve lezi meracel behreyn. Hâdâ azbun furatun ve hâdâ milhun ucac. İki denizi birbirine karıştıran da odur. Merç değil mi? Merace. Karıştırırken yani birleştiren odur. Ancak buna rağmen bu iki ayrı birleştikleri yerde birbirine karışmıyorlar. Hâdâ azbun furat ve hâdâ milhun ucac. Hakikaten güzel bayağı. Bir de hep sıfatların da karşılıkları var. Azb milh, furat, ucac yani. Hâdâ azbun furat, ikisi de deniz olmasına rağmen denizlik türünde aynılar. Ama biri çok tatlı bir su. Azbun furatun ve hâdâ milhun ucac, çok acı bir tuz yani. Fekullun minel emreyni min nev'in vâhidin fekilahuma bahrun lakin furriqa beynehuma bi enne ahadahuma azbun furat ve thâni milhun ucac. Fenulâhidu fi hâzihi suvari enneha câet me'ani. فالمطابقة معنى أنها جاءت معاني فالمطابقة معنى والمشاكلة معنى وكذلك yani bu kavramların karşılıklı şeyler hep lafız değil mana yani mutabaka manalarda yani müşakele mana وكذلك التورية والجمع والتفريق evet şimdi lafzi olan muhassinatta geçiyoruz ومن صور تحسين الكلام باللفظ الجناس وهو تشابه اللفظين في التلفظ İki lafzın birbirine telaffuz açısından çok benzemesi. Ama manaları farklı. Bakın. Kekavli Teala, yani aynı lafzı kullanıyoruz ama iki farklı anlamda. İki kere kullanıyoruz lafzı. Bu güzel değil mi? Bunlar şiirlerde çok oluyor böyle biraz. Kelime oyunları biraz bu böyle şeylerde de oluyor. Kelime oyunları derken mesela. Ve yevme tequmus sa'atu yuqsimul mucrimune ma labithu gayra sa'ah. Yani bakın ne oldu? Sa'a. İki kere sa'a kullanıldı. Sa'a lafzı ama iki farklı anlamda kullanıldı. Yani aynı cümlede, aynı siyakta iki farklı anlamda aynı lafız kullanıldı. Yani kıyamet kopacağı zaman kafirler, mücrimler, günahkarlar şöyle yemin ederler. مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ Yani bir saatten fazla durmadıklarına dair yeminler ederler. Yani bizi dünyada durdukları vakit bir saat sadece durduk. Çok az bir şey durduk yani. Es-sa'a birincisinde kıyamet, ikincisinde zaman dilimi yani. Ve tekulu Yahya yakra'ul Kur'ane li Yahya. Böyle şeyleri biz de çok yapıyoruz ya, seviyoruz böyle şeyleri yapmayı. Efendim. Güzel. Yahya yakra'ul Kur'ane li Yahya. Yahya Yahya. Birincisinde Yahya özel isim olarak kullanılıyor. Alem. İkincisinde fiil olarak kullanılıyor. Lugavi anlamıyla kullanılıyor. Ahyana al-ihya mesela.
Yani mesela. İhya yürümediğin bizi ihya etti yani. Mesela. Yani bunun gibi. Vessecih. Kolay anlaşılıyor değil mi cinas yani? Güzel ama cinas değil mi? Biraz bir nükte var yani hakikaten. Hoşluk veriyor yani. Vessecih ve huve tevafukul fasileteyni minen nesri ala harfin vahidin. Bu şiirdeki kafiyeye benziyor arkadaşlar. Secih. Secih şiirdeki kafiyenin ve redifin mukabili, tamam mı? Raviye diyor, ravi de diyoruz. Ravi şiirde ravi diyoruz veya kafiye. Onun mukabili olarak seci. Yani iki kelamın iki kısmının ikiye ayrılıyor. Bu sonlarındaki harfler birbirine benziyor yani. Tamam. Yani ayet-i kerime mesela örnek getiriyor. Arap şiirinde var. Hutbeler hep böyle olur. Mesela secili olur. Bir getiriyor kelimeler son bir iki harf, son bir harf veya en az bir harf veya iki üç harf buluşuyor. Yani cümlelerin son harfleri aynı şey üzerine gidiyor. Aynı harfler üzerinde bitiyor. Seci. Seci deniyor yanılmıyorsam ya. Seci. Yani bu denebilir de hani şu anki Türkçe ıstılahta, Türk dili edebiyat kitaplarına nasıl geçiyor bilmiyorum valla. İki ayrı cümle yani. Ayrılan. İki, yani cümleleri anlamların tamamlandığı iki cümleler yani. Fasileteyn tabi sonları yani. Tevafukul fasileteyn minen nesri ala harfin vahidin. Yani öbek gibi yani. Cümle öbekleri falan ayrılıyor ya. Bu cümle öbeklerinin sonu artık fasile. O ayırıyor ya, bitiriyor yani falan. Ke kavli teala Sümme inni da'utuhum cihara. Nuh aleyhisselam değil mi? Kavmi ile ilgili bunu söylüyor. Sümme inni da'utuhum cihara. Açık açık onları davet ettim. Sümme inni e'lentu lehum ve esrartu lehum israra. Giziden de davet ettim. وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ديمي ألف را ألف را أطوارا Ra üzerine ve elif üzerine bitiyor değil mi? Ra, atvara, gaffara. Buna seci diyoruz. Tabi Kur'an-ı Kerim'de seci olup olmadığı, yani bunun bu seci ıstıran kullanıp kullanmayacağı tartışılmış yani. Diyor ki, اِخْتَرَفَ الْعُلَمَاءُ فِي وُقُعِ السَّجِعِ فِي الْقُرْآنِ وَشَدَّدَ أَبُو بَكِرَ الْبَاقِلَّانِ فِي مَنْعِهِ اَبَكِرَ الْبَاقِلَّانِ اِيْجَازُ الْقُرْآنِ يُرَاجَعُ فِي ذَلِكِ اِيْجَازِ الْقُرْآنِ لَهُ. İcaz-ı Kur'an isimlerinde Kur'an'da seci olmadığını falan söylemiş. Yani tabi buna ne diyor? Bu seci değilse bunu başka bir şekilde tefsir ediyor. Ve başka bir Arap üslubuna benzemeyen belki bir şeydir de diyor olabilir yani. Bazı şeyler Kur'an'da biraz Kur'an'a has. Yani Kur'an'ın getirdiği çok orijinal. Evet, meşhur bakilanı. Kadı Ebu Bekir bakilanı. Onu İcaz-ı Kur'an diye eser verdi. İcaz-ı Kur'an literatürünün en önemli eserlerinden biri o. Rumani'nin var. 3-4 tane çok büyük alimi var. 4. 5. asırda yaşayan. Kelamcı hemen hemen bunların hepsi. Yani işte İcaz-ı Kur'an olayını başlatanlar onlar. Abdülkayı Cürcani'nin de var işte. Delailül İcaz. Sonra işte bu belagat ilmi İcaz-ı Kur'an tartışmaları üzerinden oluyor. Abdülkayı Cürcani de kelamcı yani biraz. Yani bu belagat ilmini Kur'anlar kelamcılar yani. Zemaşeri de yani kelamcı. Yani bir şey var bayağı yani. Kelam kitapları var, misaleleri var. Mutezile'nin bayağı katkısı var tabii belagatta yani. Efendim. وقوله تعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه sonra واو هي ile bitiyor değil mi? وقوله تعالى في سدر مخضود وطلح منضود çok yerde var evet. Mekki ayetlerde özellikle daha fazla var yani. Medeni ayette de çok yok. Yani hep her ayetin sonu hep aynı. Yok, vavununla bitenler var ama o biraz Kur'an'a az. O vavununla bitmek çok gelmemiş fazla Arap dilinde. Ama bu biraz daha şey. Ra ile falan bitirmek. Şimdi cemi ile bitirmek biraz daha şey. Ya'melun, ya'rifun falan gibi ama mesela. Ya o da biraz olabilir. Allah'u alem o da olur yani. Ama bu daha böyle şey. Meryem suresinin 57 tane birbirine benzeyen kelime var. Harf. Harf var değil mi? Evet, doğru. Vavununlar falan çok oluyor. Ama bu dal üzerine bitmesi falan biraz daha mesela zordur. Ha bazen bakıyorsun hakikaten Kur'an'da mesela 15 ayet var bazı Mekke. Arada o 13. 11. ayette olmuyor mesela yani. Evet.
böyle denmez. Ne diyorsun sen? Yani şey olarak. Yani olmuyor. Evet, olmamasının sebebi de belki aslında Kur'an-ı Kerim'in şiir olmadığı, şunu bunu işar için yani. Allah Teala aşağı yani dileseydi onu da o şekilde getiremedi. Getirirdi, o şekilde vaaz ederdi yani. O lafızları yani o şekilde indirirdi yani. Ona belki takılmamak gerektiğini de belki. Yani. Hikmetleri var yani. Tabii başka hikmetler de olabilir yani. Ama tartıştığımız açıdan yani neden öyle değil diye. Böylelikle seciyi de bitirmiş olduk. Yani cinası öğrendik, seciyi öğrendik. Bir şey kaldı mı burada? Muvazene anlatmamış muvazeneyi. Fark ettiniz mi? Evet, 3 tane şey söyledi. Şartta içimisi yok. Bilmiyorum muvazene ne olabilir? Fisidirin mahdut herhalde. Tamam, bu muvazenenin örneği olabilir yani. Bence bu muvazene, şu muvazenede kasıt sadece sonun değil, komple cümledeki kalıbın uyması. Mesela fi ve sidrin talhin mahdudin mandudin. Tamam. Yani kelimeler de komple uyumlu. Vezinler uyumlu. Vezin uyuyor yani. Tamam. Bir vezin var yani. Buna %100 emin değilim ama bu olması lazım. Allah-u Alem. Son tekiler mi? Evet. Ve kavlihi teala o son örnek. Fi sidrin mahdud ve tarhin mandud. Yani bunda hem sanki şey var hem de efendim hatta bir öncekinde de yani muvazene var. Yani bakın. Fegulluh, salluh, fesbukuh. Yani hani sadece son harf değil de ala harfin vahidin. Son harf değil de vezin uyuyor yani. Mahdud, mandud. Yani vezin uyuyor. Kelimenin vezni uyuyor yani. Muvazene olması gerekir. Allah-u Alem yani. Metinde çünkü 3 tane zikretti lafzi muhassinat diye. Muvazene şartı zikretmedi yani. Kitap böylece bitirdik. Son ibarelerini okuyalım musannifin. وهذا آخر ما كتبته وراجعته من هذا الشرح المختصر والله أرجو أن يكون نافعا لكل من يقرأه ورافعا وأن يكون فاتحا للباب لجملة الإخوان والأصحاب. Burada bayağı bir seci yaptık değil mi? Seciye de örnek olmuş oldu. Manzume-i Hakaniye'den bu lafızları aldığını söylüyor. Emaneten. وَأَسْأَلُهُ التَّجَاوُزَ عَنِّي فِي غَدٍ فَمَا زَالَ ذَا عَفْوٍ جَمِيلٍ وَذَا غَفِرٍ وَذَا غَفْرٍ اَوْ غَفِرٍ. Tam bilmiyorum. Yani dua etti sonunda. كَتَبَهُ خَادِمُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَالْعِلْمِ مُحَمَّدٌ يُوسُفْ رَشِيدٌ ليلة الثلاثاء 18 رجب سنة 1434 هجريا الموافق 28 مايو 2013 ميلادي. Evet arkadaşlar, böylelikle kitabı bitirmiş olduk. Allah razı olsun ondan da. Duamızı yapalım. Bitirelim inşallah. Ahiru da'ana elhamdülillahi rabbil alemin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ حَالِ اَهْلِ النَّارِ. Allah Teala bu
yaptığımız dersleri dergah-ı izzetinde kabul buyursun. Hepimizi de, musannifleri de, ulemamızı da, bize okutan hocaları da dünya ve ahiret bu dersin bereketinden, sevabından mahrum bırakmasın. Ve Kur'an-ı Kerim'i ve İslam'ı daha iyi anlamaya, efendim öğrenmeye vesile kılsın bu Arabi ilimlere dair çabamızı. İnşallah bunun üstündeki kitapları da, bu birinci seviye oldu, bunun üstündeki kitapları da tahsile bizi muvaffak kılsın diyorum. Dinlediğiniz, katıldığınız için de çok teşekkür ediyorum. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhu tayyibelerine, âlinin, ashabın, ulema-i izamın ve şeyh-i kiramın, bize okutan hocaların ve musannifin ruhlarına bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım.